Sayın Başbakan biraz sonra gelecek buraya. 1930'lardan, 1940'lardan bahsedecek, şöyle oldu diyecek, böyle oldu diyecek vesaire vesaire. Söylesin. Hiç umurumda değil. Söyleyebilir de. Ama ben kendisine çok basit bir soru sormak isterim. 2013 Ankara'da. Son defa doğalgazı Sayın Kılıçdaroğlu. 2013 Ankara'da doğalgazı hangi gerekçeyle karneye bağladınız? Bunu öğrenmek istiyorum. Savaş hali mi var? Yok. Doğalgaz sıkıntısı mı var? Yok. Doğalgazı niye karneye bağlıyorsunuz? Ankara'da. Herhalde mantıklı bir cevabı öğrenmiş olacağız. Dış politikada iflas ettim. Dış politikada. Ben Dışişleri Bakanı için çapsız sözcüğünü kullanmıştım. Kendisi de mahkemeye verdi beni. Çapsız sözcüğünü kullandım. Ya biraz galiba yanlış yapmışız. Çünkü komşularla sıfır sorun deyip de bir süre sonra bütün komşularla kavgalı hale gelmek için bir adamın çapının olması lazım. O çapta onda var. Suriye konusunda. En son bir tır yakalandı. Uyuşturucu ihbarı nedeniyle yakalandı. İçinde baktılar ki Suriye'ye gidecek bir sürü silah var. Tır şoförünün ifadesini okuyorum arkadaşlar. Mahkemede verdiği ifadeyi. Ben bu malzemeleri daha önce iki defa Reyhanlı'ya götürüp teslim ettiğim yer, jandarma kontrolünün korumasında olan etrafı çevrili bir yerdi. Sonra o karakol binasının 200 metre ötesinde etrafı çevrili bir alana bu yükü boşalttım. Boşalttığım yükler hepsi ambalajlı ve sarılıydı. Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, yasa dışı örgütlere silah sağlamak düşer mi? Bu Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, yani bu hükümetin meşruiyetini tartışma konusu yapmaz mı? Bütün dünyada. El-Kaide ile işbirliği yapıyorsun. Niye yapıyorsun sen? Suriye'de akan her kanın sorumlusu işte bu hükümettir. Her damla kanın sorumlusu bu hükümettir. Mısır'da darbeye karşıyım dedi. Eyvallah. Biz de darbeye karşıyız. Parti meclisinde Mısır'da yapılan darbeyi eleştirdi. Neden? Tahrir Meydanı'ndaki özgürlük ve demokrasi isteyen kitlelerin sesini kestiği için. Ben yalnız merak ediyorum. Mısır'da güzel darbeyi eleştiriyorsun. Ömer El-Beşir'i sen hangi gerekçeyle Türkiye'ye getirdin? Altına kırmızı halı serdin. 4 Mart 2009'da Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılandı ve mahkum oldu. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 300 bin kişi Sudan'da öldürüldü. 2 milyon 700 bin kişi de evlerinden oldu. Allah aşkına 300 bin kişinin katilini Savaş Suçları Mahkemesi'nde mahkum edilen bir insanı, bir darbeciyi sen Türkiye'ye getirip altına kırmızı halı seriyorsun. Mısır'la ortak tarihimiz, ortak kültürümüz var. Bizi bu hale getiriyorsun Mısır'la. Bana çıkıp bunun hesabını vermek zorundadır başbakan. Gerçek anlamda bu coğrafyada yurtta barışı, dünyada barışı sağlamak zorundayız. Hedefimiz bu. Bir dışişleri bakanı getirdiler. Felaket. Benim bir tavsiyem var Sayın Başbakanım. Madem ki Suriye'de El-Kaide militanlarına silah gönderiyorsunuz, bundan sonra size tavsiyem Dışişleri Bakanlığı o tır şoförünün yanına oturtun. Uyuşturucu bile ihbarı gelse polis onu aramaz ve böylece işteyse gün yüzüne çıkmadan silahları siz El-Kaide'ye göndermiş olursunuz. Başka çaresi yok.